Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İsterseniz abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. E, Duvon'la alakalı son olaylar üzerine konuşacağız ve genel olarak bir durum değerlendirmesi yapacağız arkadaşlar. Şimdi e, ilk olarak şunu söylemek lazım. Biliyorsunuz zaten Duvon tutuklandı. E, Cuma günü itibariyle yani gelecek Cuma itibariyle Karadağ'da hakim karşısına çıkacak. Buradaki asıl mesele Duvon nereye iade edilecek sorusunun cevabı alınacak arkadaşlar. Yani Güney Kore, Singapur, ABD biliyorsunuz bunlar zaten Duvon'un tabiri caizse başına talipler. Ve Duvon'un kendi ülkelerinde yargılanmasını istiyorlar. Büyük bir ihtimalle hem anlaşmalarının olması hem de oranın ABD olması sebebiyle her ne kadar diğerlerine e, iadesi daha mantıklı ve yasal çerçevede doğru olsa bile ABD'ye iadesi beklenecektir. Tabi ABD'ye iade edildikten sonra burada Duvon'un ve e, Terraform Labs tarafı için bir mahkeme süreci onları bekliyor. Çok büyük bir ihtimalle benim şahsi kanaatimdir. Buradan çıkacak karar Duvon ve özellikle Terraform Labs yani Duvon'un yanında ee, yine yakalanan kişi Terraform Labs CCO'sunun ve bazı e, Terraform Labs üyelerinin ekip çalışanlarının hapis cezası ile birlikte buna çarptırılmasını beklerken aynı zamanda Terraform Labs'ın kapatılması ve e, varlıklarına el konulmasıyla sonuçlanacağını düşünüyorum. Tabi ekip bundan bir süre önce buna karşı hareket etmeye başladılar. Nasıl? Doğrudan ...cüzdanları boşaltmakla e, çözümü buldular. Terraform Labs hatta vaktiyle almış oldukları... ...eldiyoları, milyonlarca dolarlık LDO'yu ...eldiyo mevzu bahis şartlar altında... ...satış baskısı üzerinde bulunurken ve fut haber etkisindeyken... ...gözden kaçırılır ve e, bu mazur görülür adı altında... ...yani zaten herkes satıyor biz de yapalım adı altında... ...büyük bir satış koydular... Çünkü dediğim gibi yani hem göze de batmayız amacıyla bunu yaptılar ki büyük ihtimalle bunları dolara çevirip nakde çevirip farklı noktalarda bunu cüzdanları boşaltmaya yani başka birine gönderme vesaire gibi hareketlere tutuştular. Zira ABD kendilerinin cüzdanlarını boşaltmak üzere hareket edeceklerini onlar da biliyordu arkadaşlar. Tabi hangi noktaya yani akladıkları paralara el konulur mu, kalan meblağ ne kadar olacaktır bunlar bilinmese de bu iş birkaç aylık bir yargı sürecinin devamında ABD'nin tüm varlıklara el koymasıyla sonuçlanacaktır gibi duruyor. E beraberinde muhtemelen ABD tarafından çıkan kararla normalde biliyorsunuz mesela bunu Çin de yaptı. Hemen ardından işte ABD de vaktiyle yaptı vesaire ülkemizde de oldu gibi gibi arkadaşlar farklı ülkelerde el konulduktan sonra bu e, mal devlete ait oldu fakat kuvvetle muhtemel zannediyorum net bir şey söylemeyeyim ama e, bu varlıklara el konulduktan sonra tekrar çöküş mağdurlarına dağıtılma ve tazmin edilme ihtimalinin ben yüksek olduğunu düşünüyorum bakalım e, ne var ne yok bekleyip göreceğiz ama muhtemelen böyle bir süreç işleyecektir ve izlenecektir arkadaşlar Duvo'nun avukatı sahte pasaport iddiasını reddetti. Terraform Labs kurucusunun avukatı bugün yapmış olduğu açıklamada Duvo'nun sahte bir pasaport kullanarak Karadağ'dan ayrılmaya çalıştığı iddiasını reddetti. Bloomberg'in haberine göre Duvo'nun avukatı uzun zamandır gündemi meşgul eden sahte pasaport iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ya, tabii ki yansıtmıyor diyecek avukatı ama e, yansıtıyor. Karadağ İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Duvon ve Terraform Labs'ın finans müdürü Hong Chang-jun sahte seyahat belgeleriyle Karadağ'dan Dubai'ye uçmaya çalışırken ülkenin başkenti Podgoriko'da tutuklandı. Memleketi Güney Kore'de de hakkında yakalama kararı olan VON tutuklanmasından oldukça kısa bir süre sonra ABD'li e, savcılar tarafından kripto para dolandırıcılığı organize etmekle suçlandı. Şimdi tabi dediğim gibi yani bunlar gerçek. E, hatta sırf bu sebepten en başta e, Duvon ve Jun'un arkadaşlar o olup olmadığına dair e, kişiler ve polisler vesaire bir muallakta kaldı. Çünkü farklı evraklarla farklı kimliklerle yakalandılar. Tabi hemen ardından bunu e, parmak izi denemesi ve bu şekilde bir teyitle sürdürdüler ve kişilerin bizzat onlar olduğu ortaya çıktı. Yani bu noktadan yaklaşmayı ben çok mantıklı bulmuyorum aslında avukat açısından. Çünkü yani gerçek olan bir şey tamamıyla gerçek değil gibi lanse ederse biraz daha sıkıntı olur diye düşünüyorum. E hiç değilse bir şeyleri kabul edip bunlar üzerinde hafifletmeye yönelik oynayabilirse sanki biraz daha iyi olur gibi duruyor. E, dolandırıcılık organize ettiklerini düşünmüyorum ama kesinlikle manipülasyon var. Duvon'un avukatından iddialara red. Duvon ve Jun'un avukatı Branko Adjeliç, Podgoriko'dan telefonla gerçekleştirdiği açıklamada şu ifadeleri kullandı. Sahte pasaport olduğu iddiasıyla kaçma riski sebebiyle gözaltına alındıklarını ifade etti. Pasaportların geçerli olduğu konusunda ısrarcılar diyor arkadaşlar. Yani kendi e, müvekkilleriyle alakalı konuşuyor. Fakat Duvon'un ve Jun'un burada hangi konuda ısrarcı olduğu önemli değil. Adamlara zaten e, ya bir taraf diyor ki bunlar geçerli, o diyor ki geçerli değil. Yani devlet geçerli değil diyor. Sen Duvon'la Jun'un söylediğini bize niye aktarıyorsun? Ne alakası var? Angelic, e, Duvon'un başta Güney Kore olmak üzere diğer ülkelere iadesine ilişkin bir yorum yapmaktan kaçındı. Karadağ makamları tarafından yapılan açıklamaya göre bu arada e, ilkin durumla alakalı e, bilgisinin olmadığını söylüyor. Yani hangi ülkelerin iadelerini istediklerine dair. İkinin yanında Belçika ve Güney Kore seyahat belgeleri de yer alıyordu. Interpol Belçika belgelerinin tarif edildiğini e, açıkladı. Von tutuklanmasının ardından New Yorklu savcılar tarafından dolandırıcılıkla suçlandı. Federal savcılar Duvon'un ABD'ye iade edilmesini talep edeceklerini belirttiler. Savcılar Duvon'u Terra ekosistemi tarafından çıkarılan kripto paralarla yatırımcıları yanıltmakla itham ediyor. Bununla birlikte USD'nin fiyatında manipülasyon yapmakla da suçlanıyor. Evet biliyorsunuz e, hatta olayın Shiba'ya vardığı yani büyük bir Shiba tutucusu olan Jump Kripto'nun da işin içerisinde bulunduğu noktayı olay kapsıyor arkadaşlar. Geçtiğimiz Mayıs ayında tere ekosisteminin kripto paraları USD ve LUNA'nın çöküşü kripto para piyasalarının derinden sarsılmasına neden olmuştu. Algoritmik stable stablecoin USD 1 dolarlık sabitini kaybetmiş ve LUNA'nın değeri de çakılmıştı diyor arkadaşlar. E aynı zamanda jump kripto vaktiyle binanstaki bir açığı bulması sebebiyle CZ'nin de övgülerini almıştır. Ancak şu an başı biraz belada. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.